Herkese merhaba. Bugünkü konuğum Hakan Kaplankaya. Daha önce de birkaç defa konuğum olmuştu kendisi. Bugün kendisiyle birlikte Yalçınkaya kararı sonrası Türkiye'ye verilen bir eylem planı hazırla sonrasını konuşacağız. Türkiye bir eylem planı hazırladı Yalçınkaya kararı ile ilgili olarak. Ama onlardan önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen Erdem Gençay YouTube kanalıma abone olun. Videolarımızı izleyin ve paylaşın ve beğen yapmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bunun dışında ikinci bir kanalım daha var. İngilizce kanalı Love and Politics diye. Erdem Gençer Love and Politics. Ona da abone olup videolarımızı izleyip beğenirseniz sevinirim. Evet, Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler davetiniz için. Ben yayına katıldığınız için her zamanki gibi çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hemen konuya girelim istiyorum. Türkiye bir eylem planı hazırladı. Bu eylem planı nedir? Devletler neden böyle bir eylem planı hazırlamaya ihtiyaç duyarlar? Ya da devletlerden bu planı kim ne için ister diye başlayayım. Teşekkürler. Şimdi tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi insan haklarına ilişkin bir denetim yapıyor, kararlarını veriyor. Tabii bu kararlar bağlayıcı ülkeler için. Fakat karar bağlayıcı ama bunları uygulayıp uygulamadığının da denetlenmesi gerekiyor. Bunu da denetlemekle Bakanlar Komitesi dediğimiz organ yükümlü. Artık kararlardan sonra kararın icrası aşamasına geçiliyor yani. O icrasında Bakanlar Komitesi denetliyor. Burada şu bu denetim sürecinde bu eylem plan dediğimiz, action plan dediğimiz şey bunun biri. Action plan veya action report deniyor. Eylem planı veya bittikten sonra kararın icrası tamamlandıktan sonra eylem raporu sunuyor hükümetler. Bu kararı nasıl icra ettiklerini veya nasıl icra edeceklerini söylüyorlar. Tabii Yalçınkaya kararı kapsamlı bir karar ve AİHM de zaten kendisi bu ihlali verdiğinde önümdeki 8 bin dosya ve benzer belki de 100 bin dosya içinde emsal teşkil ettiğini ve bunların hepsini ilgilendirdiğini söylemişti. Bunu Hakan Bey özellikle özür dilerim. Ben araya gireyim. Her bir karar için böyle bir eylem planı var mı? Yoksa böyle Yalçınkaya kararında ya arkamda 8 bin ve gelecek 100 bin dosya var dediği için mi bu eylem planı oluşuyor? ya Her bir karar esasında için her var bir mıdır bir eylem planı? şimdi şöyle eylem planı olmak zorunda değil ama her kararın bir icra süreci var. Bu icrası da yani çok basit bir kararsa bu sadece bir tazminatsa zaten verilir ve kapatılır. Ya yani her zaman Bakanlar Komitesi bunu denetler. Eylem planı bu tür grup davalara tabii önem kazanıyor. Benzer nitelikli benzer ihlal niteliği taşıyan davalarda önem kazanıyor. İşte bu tabii kararların icra sürecinde iki tür önlem var. Bakanlar Komitesi bunu bu şekilde inceliyor. Bir bireysel önlemler, bir de genel önlemler adı altında. Bizim bu tabii Yalçınkaya davasındaki en önemli şey bizim için genel önlemler. Yani herkesi ilgilendiren önlemler. Bireysel önlemler de önemli. Yani o işte başvurucu Yalçınkaya açısından çünkü onu da takip ettik biliyorsunuz. O da önemli fakat genelde bu türde her davada hem bireysel hem genel önlemler olabilir. İhlal bir anda yapılabilecek yani bir tazminat ödemek gibi yani ufak bir eylemle halledilebilecek bir mesele olmaz. Çoğu zaman hani nitelikli ihlallerde böyledir. Yasal zeminden işte içtihattan vesaire kaynaklanabilir. Bunlar için genel önlemler gerekir. Bu tarz her yeni dava türünde böyle bir tabii eylem planı veya eylem raporu bu icrası bittiği zaman yapılır. Bu takipat hep yapılır. Bu kararda tabii bu Yalçınkaya davası olmakla birlikte onu ilgilendiren tüm davalara ilişkin bir eylem planı ve bir takip süreci olacak tabii ki. Bu eylem planları için işte hükümetlerin 6 ay kadar bir süresi olur. O sürede bir eylem planı sunar. Biz de bunu bekledik tabii. Dikkatle takip ettik. O sürede vermedi hükümet. Bir uzatma alabiliyorlar. O uzatmayı da aldı. En nihayetinde işte 26 Eylül'de karar çıkmıştı. 26 Mayıs'a kadar bunların bitmiş olması gerekiyordu. Hükümet cevap vermedi. Orada tabii bazı STK'lar, uluslararası STK'lar da bu meseleyi takip ediyorlar. Ben de hani takip ettiklerini görüyorum. Buna ilişkin bir tam bir hatta Türkiye eylem planı sunmadan birkaç gün önce belki bir iki hafta önce de olabilir. Tam bir bildirimde bulunmuşlardı. 5 veya 6 kadar uluslararası STK. Hükümetin eylem planı da hemen sonrasına geldi.
Hükümet bir eylem planı sunmak için süre istedi 1 Ağustos'a kadar. Onu da yine Ağustos ayının işte ilerleyen günlerinde, tam verdiği tarihte değil ama daha sonra eylem planını sunmuş oldu. Tabii eylem planı benim için şu açıdan önemliydi. Yani Yalçınkaya kararı çıktı. Esasında bunun böyle hiç böyle eylem planlarına falan varmadan, ya yani ihlal çok açık bir ihlal olduğu için hemen bunun uygulanması gerekirdi. Yani demokratik bir ülkede AİHM kararlarını tanıyan, kendisi de insan haklarına saygılı ise devletin, bunu dikkate alıp hemen tabii çözmesi gerekirdi. Yani bu yola tevessül etmediklerini gördük, bekledik ve bu yola tevessül etmediler. Şimdi tabii eylem planları da bu durumda ne oldu? Eylem planında bu işi çözme iradesini ortaya koymaları lazım. Esasında bugüne kadar yargıda herhangi bir adım atılmadığı için, gerek Yargıtay'da gerek Anayasa Mahkemesi tarafından. Dolayısıyla eylem planında buna uygun olacağını bekliyorduk. Öyle oldu. Yani eylem planında tabii ne dediğini biraz sonra konuşacağız. Açıkçası somut bir çözüm tabii yok. Ne dediğini isterseniz biraz sonra konuşalım. Yani süreç böyleydi. Eylem planı, bir ihlal var. Bu ihlalin giderilmesi için hükümetler ne yapacaklarını söylerler, ne yapmayı düşündüklerini söylerler. Evet. O anlamda öyle bir süreç. Ona ilişkin eylem planı diye hükümet çok gecikmesine rağmen en nihayetinde sunmuş oldu. Fakat sunduğunda da açıkçası çok da, yani zaten sorunun çözümüne dair açıkçası hiçbir şey içermeyen bir eylem planı. Onu da konuşalım. Oraya geçelim o zaman. Ne var eylem planında? Şimdi eylem planı dediğim gibi öncelikle bu tür ihlallerde iki başlığımız var. Birincisi bireysel önlemler, ikincisi de genel önlemler. Bizi ilgilendiren asıl genel önlemler ama bireysel önlemler de ilgilendiriyor. Neden? Biz şimdi Yalçınkaya, en azından başvurucu Yalçınkaya için işte yeniden yargılama yolu açıldı ve bu beraat etmesi gerekiyor bu karardan sonra. Bunu bekliyorduk. Malum takipte edildi. İşte STK'lar Türkiye'de, avukatlar, insan hakları savunucuları da gittiler, takip ettiler. Açıkçası yani yerel mahkemenin tavrı çok pozitif değildi. Birincisi hani izleyenlere karşı da pozitif değildi. Kendi tavrı da, yani davaya yönelik tavrı da pozitif değildi. İlk önce esasında AİHM kararı çok açık. Yani bu karardan sonra yani bu kararın gereği doğrudan esasında beraat, yani hemen bunu vermesi lazım. Tabii şöyle bir şey Dişlik var yani. aboneliği var mı diye soruyor hala ya. Efendim? Ha evet. Yalçınkaya'nın dişlik aboneliği var mı diye soruyor hala Evet. kararda yani. Evet, Öyle öyle soruları vardı. şaka gibi Tekrar yani. işte Bay Lok'a ilişkin tekrar Evet. verileri gelmesi gibi Orada da şeyler. zaten bir şeye düştüler zaten. Tonga'ya da düştüler. Tekrar istedi bilmem ne. Evet. Orada Yani yani tabii yok şimdi yani. şöyle, yani yargı açısından ve görevi açısından çok yanlış bir karar olmakla birlikte hani Türkiye'nin şeyinde anlaşılabilir. Yani genel mahkemenin, ya Türkiye'de büyük bir yük var, bunu ben mi çözeceğim diyor büyük ihtimalle oradaki mahkeme. Yani tüm Yargıtay'ımız içtihatlarıyla her şeyi ortaya koymuş. Bize bunu, yani tabii yargı bağımsızdır. Siz eski yargıçsınız, savcısınız. Yani emir talimat almazsınız ama işte Yargıtay kararlarına da bağlısınız. Yani hani hukuka uygun bir yargılama yapacaksınız. Yargıtay'ın içtihadı belli. Anayasa Mahkemesi 7-8 sene üstüne yatmış mesele. Bilakis bu işin, bu hukuksuzluğun sponsoru olmuş. Şimdi Evet. ben Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi, ben mi kurtaracağım, ben mi temizleyeceğim bunu gibi. Büyük ihtimal böyle de düşünüyor olabilir. Bunun dışında kendi şahsen, yani yargısal pratik, kendi vicdanı kanaati öyle de olabilir. O açıdan hani esasında yani oradaki yerel mahkemeyi biraz anlamak da lazım. Yani şimdi bu karardan sonra bir kere tamam, Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava gidiyor ama birçok Yargıtay'dan karar geçti. Anayasa Mahkemesi'nden birçok karar geçti. Hatta çok da geçmedi, beklettiler. Anayasa Mahkemesi uzun süre karar açıklamadı bu konularda. Yani en azından bize yansımadı. Belki aldıkları kararları ya açıklamadılar ya karar almadılar. O kendileri onu artık kendilerince bir plan dahilinde hareket ettiler. Şimdi yani burada Türkiye'nin ahimi diyebileceğimiz olan Anayasa Mahkemesi hiçbir tavır almıyor. Hiçbir şey söylemiyor. Hiçbir karar almıyor. İşte dediğimiz gibi Yargıtay böyle bir karar alıyor. Orada Canan Atalay krizi falan oldu malum. İşte Yargıtay Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyoruz'a getirdi. Hatta suç duyurusunda bunu böyle karma karışık saçma sapan şeyler oldu Türkiye'de. Evet. Şimdi bu hengamede Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tabii ki geçiştirici. İşte ilk başta şöyle yorumlandı. Ya işte yazı kararnamesi çıkar, belki adam onu bile öteliyor olabilir. Olabilir. Ya çıkmamış galiba, devam ediyor. Eylül'e atadı. Eylül'e attı dava. İşte Eylül'de göreceğiz nasıl bir yargılama yapacak. Esas Yalçınkaya kararı size çok net. Yani hani dediği şu esasında: kardeşim, Baylok veya işte cemaat üyeliğine delil gösterilen her şey, diğerleri zaten hiçbir şekilde suç unsuru taşımıyor. Onu zaten hükümet dahi iddia etmiyor diyor. Onlar sadece destekleyici unsurlar. Biz bunlara dayanmıyoruz bile demişti hükümet.
Baylok eşittir. Baylok varsa işte sen kardeşim işte cemaatin üyesisin. İşte o neyse FETÖ'ye de diyor hükümet. Sen bunun işte hiyerarşik yapısı içerisinde bir yer almışsın. Örgütün o yapısı içerisindesin. Böyle bir yoruma varıyor ve buradan terör örgütü üyeliğinden vuruyor geçiyor. Şimdi mantık bu olunca bu esası tüm ya, ahim bunu eleştiriyor. Yani böyle bir şey olmaz. Tabii böyle bir şey olmaz dediği şu ahimin. İşte cemaat üyeliği terör örgütü üyeliği midir değil midir bu ayrı bir şey, ona girmiyor ama ya açıkça terör örgütü üyeliği cezası veriyorsun sen diyor. Yani baylok kullanımı ne şekilde terör örgütü üyeliği, yani terör eylemi nerede, bunu kullanmak buna nasıl bir katılım sağlıyor vesaire. İşte Yargıtay'ın içtihatları var, çok da güzel içtihatları var diyor yani. İşte bazı unsurlarla bunu sen destekliyorsun da bunların hiçbirine uymamışsın diyor. Bunlara uy diyor. Ya bunlara uy demek beraat ettir diyor. Yani zaten bunlara beraat sonucu olmayacak olsa zaten maddeden ihlalle öyle kolay kolay vermezlerdi yani. Çünkü çok ağır bir ihlal. Ahim'in tarihinde ilktir. Hani bu kadar kalabalık bir şey. Evet. Sonuçları itibariyle de öyle yani. Yani maddeye de ihlali gerçekten, hani siz dediğim gibi eski yargı üyesiniz. Hakaret gibi bir şey yani, olmayan suçtan insanları işte suçsuz yere yargılıyorsun demek. Böyle bir sonucu Eylem var. planını şey Evet, yapıyordunuz. eylem plana dönüyoruz. Yani sonuç böyleyken açıkçası bireysel önlemler de önemli demiştik. Bireysel önlemlerde bir gelişme yok. Hükümet de bundan bahsetmiş. Açıkçası hiçbir şey dememiş. Yani bu açıldı. Biz sizi bilgilendireceğiz diyor. Açıkçası olumlu da bir şey olmadığı için çok yerel mahkeme tarafından ona da çok nitelikli bir şey söyleyemiyor ama yeniden yargılaması başlatıldı diyor. Okey. Genel önlemler. Genel önlemlerde esasında tabii bireysel önlemlerle burada çok paralel. Çünkü yani yargı pratiğini konuşuyoruz. O yargı pratiğinde hükümet en nihayetinde şunu diyor birkaç başlık altında. Yerel mahkemelerin işte tavrı, Yargıtay'ın tavrı, Anayasa Mahkemesi tavrı. Biz de Yalçınkaya uygun karar veriyoruz esasında diyor. Bu da tabii başlı başına bir yalan ve saçmalık. Neden? Çünkü mesela yerel mahkemelerin verdiği kararlar 2019-2020 kararları falan. Zaten yani bu Yalçınkaya kararına sebep olan kararlar bunlar zaten. İşte tabii için Türkiye'de kaç işte Adalet Bakanı'nın, bazen İçişleri Bakanı'nın ifadeleri için 200 küsür bin falan yargılanan var. Yani ciddi, tutuklanan da değil, yargılanan. Adli işlem 600 bin civarında falan deniliyor. Yani yargılaması, davası olan insanlar 200 binin üstünde. Belki daha da fazla. İşte bu ahim de diyor ki 100 bin kadar böyle dava vardı. Çünkü baylok listelerinden mesela hükümetin söylediği rakamlara göre 100 bin kadar baylok kullanıcısı var dediğine göre, işte raporlara, hükümetin söylemlerine göre demek ki o kadar da dava var diyor bu iş için. Şimdi bu pratikte tabii, bu kadar pratikte tabii beraat edenler de var yani. Her işte baylok var gibi dediği, yani idarenin işte kolluğun tespitleriyle MİT'in veya polisin, ama genelde KOMUN. Polisin tespitleri var. MİT'ten gelen bilgiler var. Belki sonradan dekliyor ve daha sonra da bu CNG kayıtları ve BTK'dan alınan başka raporlarla destekleniyor. Burada tabii beraatler de var. Bir de hani FETÖ borsası denilen hikaye de var. Yani bir de parasını ödeyip de beraat edenler de var. Bunlar da var tabii, bu hükümetin sunduklarının içinde benim öyle olduğuna hani emin olamam ama büyük ihtimal öyle olduğunu düşündüğüm de var. İşte adamın diyor ki işte baylok kullanıcısı olduğunu tamam anlaşılıyor ama işte diğer kullanıcılara da bir bak. Bu kullanıcılar işte ne kadar kullanıyor? Bunlara dava açılmış, bunlara da bak falan gibi. Yargıtay böyle bozmuş mesela. Belli ki yani burada bir iş dönmüş. Yani klasik Yargıtay'ın böyle bir iştahı yok çünkü. Benzer şey çoğu beraat kararları da işte tespit ve değerlendirme tutanağı yok gibi bozduğu kararlar. Şimdi bunun oranı nedir bilmiyoruz ama İşte bu 200 bin davanın yani bir oranda belki bir %5 oranında olabilir. Belki daha az olabilir. Beraatler de var. Bu beraatlerden seçmiş. Demiş ki biz Yalçınkaya'ya uyuyoruz. Ya Yalçınkaya uyuyor olsan zaten Yalçınkaya kararı çıkmazdı da. Yani en azından ahimde benim elimde bu kadar dava var demezdi. Yani hiçbir şey değişmedi. Yani hükümet derken yargının pratiğinde hiçbir şey değişmedi. Değişmedi fakat Yalçınkaya ile uyumlu diye. Bu açıkça esasında ya kararı ben ya anlamadım demek ya da yani o konseyle, mahkemeyle dalga geçer gibi bir şey. Zaten senin bu söylediğin, bu anlattığın hikayelerin hepsi zaten konuşuldu Yalçınkaya'da. Bakan Bey, Beraber. eylem planında özür dilerim. Eylem planındaki sunulan kararlar Yalçınkaya kararından sonra verilmiş kararlar gibi midir? Yoksa dağıtmışlar mı öncesi ve sonrası gibi? Yani şunu Türk hükümeti şunu mu söylüyor? Bak sen Yalçınkaya karar verdin, ben ondan sonra tavrımı değiştirdim şeklinde mi? Yoksa ben zaten hep böyle kararlar veriyordum. Sen aslında çok da bu Yalçınkaya kararı vermeseydin de olur gibi mi bir Ya yaklaşım?
İkisinin ortası tam o denklemi oturtmuyor. Şöyle tabii Yalçınkaya kararı sonrası var. Yargıtay kararlarını onlardan seçmişler. Ama şimdi ona geleyim. Fakat o Yargıtay kararından önce yerel mahkeme ve bölge adliye mahkemelerinin kararlarını bile bunların hepsi Yalçınkaya öncesi. Zaten o zamanki beraat kararları Yargıtay'ın verdiği o işte beraatlerin onanması veya bozmalarsa zaten ya o önceki yine 2010, 2000, 2019, 2020 kararlarının onamaları beraat yönüyle değişen bir şey yok. Bozmalarda da dediğim gibi eskiden dediğim bozulan tek tük davalar var. Bunları yine seçmiş koymuş. Dolayısıyla açıkçası ben şunu demiyor. Evet yani tarih olarak Yargıtay verdiği örnekler o karar sonrası olabilir. Fakat sıkıntı şu. Anayasa Mahkemesi de aynı şekilde. Anayasa Mahkemesi de diyor bizim kararlar. İşte Anayasa Mahkemesi'nin de içtihadı güzel. O söylediği içtihat işte benim Ferhat Kara var. Ya Ferhat Kara zaten bu Baylok meselesini keşmekeş haline getiren ve tamamen hukuk aykırı getiren kararlardan bir tanesi. Zaten bunu da Yalçınkaya'da eleştiriyor. Bunu diyor ki siz diyor Yalçınkaya uygun karar veriyoruz de böyle bir örnek veriyor. Ya o karar zaten Yalçınkaya'da tartışılmış ve o kararın yani bu karışıklığın ve bu hukuksuzluk sarmalının müsebbibi olan kararlardan bir tanesi. Böyle bir mantık yürütmüş. Burada tabii şunu demiyor. İşte ben şöyle oldu ve içtihadım değişti demiyor. Zaten o yok. Problem o. Yalçınkaya kararı yok yok yani yargıda yok. Anayasa Mahkemesi'nin Yalçınkaya'ya atfı yok. Yargıtay'ın Yalçınkaya'ya atfı yok. Şimdi hükümet bunu tabii uygulamak isteseydi zaten uygulardı ve biz duyardık. Ve buna uygun da bir eylem planı zaten ortaya koyardı. Buradaki Yapması amaç ne gereken Hakan Bey? neydi? Efendim? Buradaki amaç ne? Ya tabii amacını Ya yani dostlar alışverişte görsün. Ya ben bir eylem planı sundum evet. sana işte noktasında mı? Evet biraz öyle yani şöyle şimdi şöyle çok karanlık amaçlar falan da çizilebilir ya işte bunlar ne yapmaya çalışıyor vesaire ama ya yapabileceği çok bir şey yok hükümetin yani bu ihlal var ve bu ihlalle de yüzleşmiyor ve buna da bir çözüm getirmiyor fakat bir eylem planı da sunmak zorunda. Dediğiniz gibi dostlar alışveriş yani görevini yapmış zaten çok da geciktirdiler eylem planı sunulacak da bir şey yoktu. Ona uygun da işte kendilerince bir eylem planı sunmuşlar ama bu eylem planı açıkçası savunmalarındaki gibi biz zaten uygun işte dediğiniz şeylere uygun karar veriyoruz gibi bir şey. Zaten uygun karar vermediğin için bu ihlal çıktı ve sistemik bir sorun. On binlerce, yüz binlerce insan zaten bundan dolayı mağdur. Dolayısıyla yani eylem planı boş bir eylem planı. Sonraki Ne aşama ne yapması? olacak? Ha, sonraki aşama ne olacak? Yani Ya bunu uygun. sundular. Bakanlar Komitesi de dedi ki evet Türkiye Cumhuriyeti bu eylem planını sundu. Ama bizim gördüğümüz onlar da görecekler mi? Tabii. Ya şimdi Ne şöyle olacak yani? Bundan sonrası nedir? Bakanlar Komitesi'nde de yine uzman hukukçular var. AİHM'deki kadar çok yoğun değil ama yine orada da hukukçular var. Onlar da değerlendirecekler. Bunun tabii böyle olmadığını görecekler. Ya bu tabii sivil topluma takip ediyor bunu. Ettiklerini görüyoruz yani sosyal medyadaki paylaşımlardan. Dernekler vesaire bildirimlerde bulunuyor. Yine bulunacaklardır diye tahmin ediyorum. Böyle olduğu müddetçe zaten hani bu hukuksuzluk böyle kapanıp gidemez. Tabii kimsenin bilmediği bir dava olsa, kimse ilgi göstermese, Bakanlar Komitesi de hani 3 aşağı 5 yukarı tamam bir şeyler yapılmış dese belki o şekilde bir süreç devam edebilir ama böyle bir dava değil Yalçınkaya. Yani AİHM bunu zaten 8 bin dava demiş benim önümde vesaire. Böyle yani Bakanlar Komitesi'nin de böyle kapatacağı, hükümetin söylemlerini yeterli burada kapatacağı bir durum yok. Tabii bunun da böyle olmamasının sağlanması, garanti edilmesi için de dediğim gibi sivil topluma düşen şeyler var. Derneklere düşenler var. Onları da tabii o gördüğüm kadarıyla bugüne kadarki faaliyetlerinden gördüğüm kadar bundan sonra da devam edeceklerini ve bunu takibe devam edeceklerini düşünüyorum. Bu şekilde hani bu kapanmaz. Peki ne olur? Yani ne olacak? Bu zaten tabii diplomatik siyasi bir süreç. Bunu daha önce ben çok söylemiştim. Ya, hükümetin bunu uygulaması gerekiyor. Yani Bakanlar Komitesi'nin bir polisi yok. Gidip de uygulatsın. Yani hükümet gönüllü bir şekilde zaten Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne imza atmış. Demiş ki AİHM kararları benim için bağlayıcı. Ben bunları uygulayacağım. Zaten bu Bakanlar Komitesi'nin takip sistemi de buradan geliyor. Yine Avrupa Konseyi statüsünden kaynaklanan bir şey. Bunu uygulayacak. Hükümet bunu ben uygulamam demez. Ama uygulamadı da var ki bugüne kadar uygulamadı. İşte Kavala örneği var. Demirtaş örneği var.
Bir yerden sonra siyasi baskı çok fayda vermeyebiliyor. Bu biraz hükümetin artık bir şekilde, hükümetin derken Türk yargısının esasında bu sorun. Hani bazı şeyler hükümetin sorumluluğudur da bu yargının sorunu ve bir tane dava değil yani Kavala gibi, Demirtaş gibi bir mahkeme değil sadece bunların davasına bakın. Türkiye'deki tüm mahkemeleri ilgilendiren bir mesele. Bir şekilde yargının artık daha makul kararlar vermesini bekliyoruz. Ya yani bunda da tabii Anayasa Mahkemesi'nin de bir rol alması lazım. Yargıtay'ın da bir rol oynaması lazım. Onların da biraz rahatlatıcı, biraz daha buna uygun karar verme sürecine girmesiyle birlikte tabii yerel mahkemelerde ona uyuyacaklar, o ışığı görecekler. Şu an öyle bir ışık görülmüyor. Ya büyük ihtimal o da dedim ki bu Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi krizi büyük bir krizdi. Seçimi atlattık Türkiye'de. O sonra öyle bir kriz oldu. Yargıtay'ın işte başkanlık seçim vesaire uzayan bir süreç oldu. Yargıtay'dan da artık hani hukuka uygun, en azından biraz daha uygun karar vermesini bekliyoruz. Yani bu illa nihai böyle gidemez. Bunun gitmesinin tabii başka yani yine insanlar için her şey Türkiye'de olduğu gibi devam ediyor belki ama ya bu aynı zamanda bana göre bizim de hazırladığımız bir rapora göre yani bunu bilen uluslararası hukukçular da bana katılacaklar. Bu insanlara karşı suç teşkil ediyor. Çünkü bir grubu insanları haksız yere içeriye atıyorsunuz grup aidiyetinden dolayı. O da varsayılan bir grup aidiyetinden dolayı. Bunun böyle bir sonucu da var. Tabii siyasi yargılamalar olduğu için şu bugüne kadar bir değişen bir şey yok. Fakat yani Türk yargısı için de riskli ve kötü, sürdürülebilir bir mesele değil. Artık yavaş yavaş bir şekilde uygun kararlar vermeye geçmelerini bekliyoruz. Bu böyle devam edecek. Yani hükümet bunu bu şekilde bir rapora falan kapatamaz. Hükümet işte bu eylem planını eylem raporu haline getirecek bir yerden sonra ama eylem raporu haline gelmesi için öncelikle bir kere Yalçınkaya'nın da dosyasını kapatması lazım. Yalçınkaya'nın yeniden yargılanmasının yapılması, işte beraat etmesi. Onu tamam işte burada bu kararın gereği Yalçınkaya kararının gereği olarak Yalçınkaya'nın da şöyle bir sonuç elde ettik. Bireysel tedbirleri kapatıyoruz. Genel tedbirler açısından da işte şunları şunları yaptık. Zaten şu an uyumlu diyor. Bir nevi esasında bu eylem planından ziyade eylem raporu gibi bir içerik olarak. Çünkü bizim zaten her şeyimiz uyumlu gibi bir şey demiş oluyor. Dolayısıyla ama tabii bunun böyle olmadığı uzmanlar tarafından görülecek ve bu şekilde bu süreç devam edecek. Peki şey mi? Bakanlar Komitesi bu rapor ellerine geçtikten sonra bir geri dönüş yapıyorlar mı? Yani hayır senin söylediğin gibi değil gibi bir dönüş var mı? Yoksa Kavala veyahut da Demirtaş gibi bir süreç mi işletecekler yani? Tabii Biz bu ya senin esasında dediğini yemedik tabiri caizse avamca söylüyorum. Biz bu senin dediğini yemedik ve süreci başlatıyoruz. İşte ağır yaptırımlara kadar gider bu iş gibi mi evet. olacak? Şimdi ben bunun bu kadar öyle süreceğini düşünmüyorum. Şimdi Kavala, Demirtaş gibi siyasi figürler. Benim tahminim böyle. Yani ben biraz daha makul olacağını düşünüyorum. Hükümetin ve Türk yargısının. Yani bir kere Yalçınkaya tabii yani tüm bu yargılamaları etkileyeceği için sembolik de bir önemi de var ama bir kere beraat ettirmeleri gerekir. Yani onu beraat ettirdikten sonra bir süreç biraz dinginleşir Avrupa Konseyi açısından. Fakat genel tedbirler açısından da hükümetin artık buna uygun içtihadı ortaya koyması lazım. Ya yani bu da dediğim gibi bu mesela Kavala gibi meselelerde o süreç çok uzun bir süreçten sonra oraya vardı. Hükümet de tabii bunu öngörüyordur. Yani işte biz şimdi böyle bir eylem planı sunduk. Bunu tabii Bakanlar Komitesi ya bunu doğrudan yemedik gibi bir cevap vermiyorlar şu an. Fakat Bakanlar Komitesi'nin denetimine girecek. Yani Bakanlar Komitesi'nin görüşüldüğü, daimi temsilcilerle görüşüldüğü toplantılar var. O toplantıların gündemine alınacak artık. Bu dava takip edilmeye başlanacak. O gündeme girdikten sonra işte neler yapılıyor onlar öyle sunacak. Orada işte sivil toplum karşı cevaplar verecek. Ve bu şekilde böyle devam edecek. Ta ki işte, tamam evet uygundur bu şekilde Yalçınkaya'nın gerekleri yerine getirilmiştir denip kapatılana kadar. O kapatılacağı duruma geldiği zaman zaten bu yargılamalar daha hukuka uygun bir hale gelmiş olması gerekir. Ondan sonra Evet. olacak bu süreç. Ya, bu Şimdi uzun bir süreç. anladım. Tabii gönül ister ki hızlı olsun. Hızlı olması biraz Türk yargısının ve Türkiye'nin tavrına bağlı bir şey. Böyle. Şimdi Yalçınkaya kararından sonra aslında bu biraz önceki konuştuklarımız aslında yanlış değil. Yani şöyle, yani Türk hükümetin eylem raporunda Yalçınkaya kararından sonra bir yumuşamanın olduğu bir gerçek. Biz kendi yayınlarımızda da bunu defaatle söyledik. İşte bozma oranlarının artması, beraatlerin artması gibi şeyler var. Ama işin aslına yani özüne dokunan kararlar çıkmıyor. Mesela son Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Burak Dalbudak ve diğerleri kararı var. Onu da yayın yapmıştım ben. Orada işte
Adil yargılanma hakkının ihlaline karar veriyor. Birden çok kişiyle alakalı olarak ama kanun suç ve ceza olmazı hiç girmiyor. Adını bile anmıyor. Şimdi mesela bankasya eskiden hesabınız olması cezamız için yetiyordu ama artık diyor ki işte Fethullahçıların talimatından önce mi sonra mı hesap hareketlerine bak. İşte Baylok'ta dediğim gibi eskiden Baylok olması bile yeterken bugün artık diyor ki içeriye bak var mı yok mu işte tanık dinle vesaire. Ama hala şu var ya yani Bankasya'da yani yasal bir bankaya para yatırmak suç değildir demiyor. Ve hatta ya Baylok bir WhatsApp gibi bir programdır. İşin özüne hiç inmiyorlar. Bu şekilde bir hukuka arkadan dolanma işte atıyorum 100 bin mahkumiyet varsa bunun 50 binini şey yapalım beraatle sonuçlandıralım ama 50 bin kalsın. Niye? Çünkü rejimin dili devam etsin. FETÖ söylemi devam etsin noktasında. Ahim burada nasıl bir tavır alabilir? Şimdi dediğiniz doğru, öyle yapıyorlar. Tabii bu stratejik bir kararları olabilir. Fakat sonuç alacak bir şey değil. Yani hani böyle, çünkü geçtiğimiz zamanlarda çok tartışmalar oldu. İşte Ahim'le hükümet ne yapıyor? Ya bu karar çok açık. Hükümetin ne yapabileceğini de tahmin edebiliyoruz. Yani kimse saf değil. Herhalde karar çıktı ve ertesi gün uygulanacak. Yani uygulanması gerekir, ayrı bir şey, ama hükümetin uygulamak istemediğini biliyoruz. Uygulamak istese zaten uygular yani. O yüzden o madde 7 ihlal tabii çok kritik yani. Bu Yalçınkaya kararını zaten çok böyle biricik kılan, çok da değerli kılan o. Ya madde 7 ihlal demek beraat ettir demek oluyor yani. Bunun açıkçası çok hükümet tarafından bir kuurtuluşu yok. O yüzden de geciktiriyorlar. Şimdilik 6'dan ihlal verelim. O da yani Anayasa Mahkemesi'nin hala ikircilikli tavrından dolayı. Yani yeniden yargılama demek tabii beraatı garanti etmiyor yani. Yeniden yargılansın bakalım diyor. O süreçte zaten beraat eder diye düşünüyor olabilirler. Fakat işte o maddeyi de ihlalini bulacaksınız ki beraat etsin. Maalesef tavırları böyle. Şu ana kadar dediğim gibi yani, o belki de o krizlerin de etkisi var. Tabii yargıçların kafasında ne var? Yani Türkiye'de ne yaşanıyor biz uzaktayız, bilemiyoruz, ama büyük ihtimal o riski çok almıyorlar. Yani sonuçta böyle bu cemaati terör örgütü ilan edilmesi, bu kadar insanın yargılanması, ihraç edilmesi vesaire, büyük bir mesele. Yani devletin, ya işte seçimleri görüyoruz, muhalefetin tavrını, sözlerini vesaire de biliyoruz. Yani ciddi bir mesele ve kimsenin de tam işin özüne, kitabın ortasına bir türlü gelmediği bir mesele, geçiştirdiği bir mesele. O noktada yargının tabii bir rolü var, ama yargı da o rolü oynamıyor. Biraz hani siyasetin baskısıyla da yapıyor olabilir. Fakat biraz artık bunu açtık ki belki çok uzun zamandır böyle. Yargı da burada bir fail. Yani hani kendileri de bu operasyonun, neyse bu mücadelenin bir faili. Yani vakti zamanında işte hani terör yargılamaları olurdu. İşte genelkurmayda briefing alırlardı. Kardeşim, size de bir görev düşür. Sen de Türkiye'nin yargıcısın yani, gibi bir bakış var. Aynı bakışta bu mücadelede de yargıya da bir görev düşüyor. Ve temel görev esasında. Asli görev de onların. Bu Aynı yargılamalar. gerekçelerle hala gözaltı kararları var. Evet. Yani İçişleri Tabii. Bakanı şov olarak bu operasyonları gösteriyor. Evet. Yani bakıyorsunuz açıklamada Baylok vardı, bilmem ne vesaire, bankasal hesapları vardı deyip insanlara gözaltı kararları yapıyorlar ya. Tabii İçişleri Bakanı operasyonel bir şov kısmı var. Hani ne kadarı şov, ne kadarı gerçek bilemiyoruz. Ben bilmiyorum. Ama tabii burada yargısal pratik çok önemli. O bakan o yaptığı açık suç. Fakat yargının tavrı önemli. Hala tabii devam ediyor. Eski şiddetinde değil. Yani duyduğumuz, görebildiğimiz kadarıyla eski şiddetinde değil. İnsanların çok rahat tutuklanıp yani bir girince de insanlar bir seneden önce çıkmıyordu Türkiye'de. Önceden yani, şimdi o kadar olmuyor. Belki gözaltından hemen suç ceza hakimliğiyle bırakıyorlar. Daha netameli insan. İşte mesela tabii acıtıcı, üzücü görüntüler de var. İşte mesela eski yargı mensubu bu ters kelepçeyle yakalanmış. Ya daha önceden yakalanmadığından dolayı, ya belli sebeplerle yurt dışına çıkmak istediğinden dolayı falan yakalanıyor. Hala tabii böyle, ama tabii bir yargı mensubu, onlara karşı bir tavır vesaire. Hani kafalarında bir kategorizasyon var. Ona göre tavırları malum. Yani ama işte sivil vatandaşa normal hayatta biraz daha yumuşadığı hani müşahede ediliyor. Bu söyleniyor. Yani gitgide daha da yumuşayacak, ama dediğiniz gibi yani bir yerde şu an hala da bu kararı tam uygulama iradesi demek esasında tüm şu ana kadarki davaların aslında %100'e yakınını, yani %99 diyelim, hadi biz ona %95 diyelim, hepsinin çözülmesi demek.
Bu iradeyi göstermiyorlar şu an. O belli maalesef. Evet. Çok teşekkür ediyorum Hakan Bey, zaman ayırdınız. Çok önemli bir konuyu birlikte incelemeye çalıştık. Türkiye'nin Yalçınkaya kararı sonrası eylem planını konuştuk Hakan Kaplankaya ile birlikte. Bu ümit ederiz 7. maddedeki kanunsuz suç ve ceza olmaz bir an önce uygulanır Türk yargısı tarafından, iç hukuk tarafından ve daha da uzatmaz insanların mağduriyeti diyelim. Çok teşekkür ederim yayınıma katıldığınız için. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Evet, Erdem Gençer YouTube kanalıma abone olup videolarımızı izleyip beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Sağlıcakla kalın.